Selamlar arkadaşlar, yeni bir videoya hoş geldiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir. Bizi soracak olursanız bizler çok şükür iyiyiz. Bugün günlerden çarşamba ve ben gördüğünüz gibi duştan çıktım ve hemen cildime kremlerimi süreceğim çünkü aşırı kuru şu an gerçekten. Bilmiyorum görüyor musunuz ama hemen kremimi süreceğim. Şöyle Yves Rocher'den bir gece kremi almıştım aslında. Yani Sleeping Care yazıyor ama sabahlarda kullanıyorum çünkü gerçekten çok çok güzel nemlendiriyor. Şöyle göstereyim size hatta. Yani çok memnunum. O yüzden hemen bundan süreceğim. Bu arada fark ettiyseniz iki tane tırnağım koptu. Dün temizlik yaparken şu deterjanların bir kartonu vardı. Ve o kartonu böyle küçülteyim dedim ve o kadar sert bir kartondu ki resmen var ya kendi tırnağımı bile koparttım. Yani çok kanadı ve çok canım yandı. Böyle küt diye kırıldım vallahi ikisi de. Ama bu ağrımadı. Bu tamamen gitti. Bunun üstünde hala protez tırnak var. Ama bugün gidip çıkarttıracağım arkadaşlar tırnaklarımı. Bir süre tırnaksız takılmak istiyorum. Aslında arkadaşımın nişanı olacak ikinci ayda. O zaman tekrar yaparım. Sonra zaten büyük bir ara veririm diye düşünüyorum. Çünkü Ramazan ayı da geliyor malum. Öyle. Bugün ama gidip çıkartıracağım. Çünkü gerçekten çok kötü duruyor. Yani ikisi düştü. Bunlar hala çok güzel. Ama tabii benim hatamdı. Hiç dikkat etmedim. O yüzden kırıldı. Ve bakın yüzüm ne güzel parlıyor şu an. Yani bu serumu, kremi, artık adı neyse, çok çok seviyorum. Ondan sonra şöyle şeyim var. Umarım netliyordur. Arka kamerayla çekiyorum çünkü. Vitamin C serumu. Bunu da durun bir saniye. Elim kremlik diye biraz pipet kayıyor da. Şimdi şuralara biraz. Bir de buraya. Bu yeterli. Bu arada Zeki Mirza öğle uykusunu yapıyor. Akif de berbere gitti. O yüzden şu an evsiziz. Ben de birazdan kendime bir kahve yapacağım. Çünkü günün kahvesini hala içmedim arkadaşlar. Ve şu an vücudumun kahveye ihtiyacı var. Şöyle bunu da sürdük. Şöyle güzelce yediriyorum bu arada. Evet. Sonrasından tabii ki de dudak balm sürüyorum, lip balm. Aynen, duştan sonra genelde rutinim hep böyle yani. Ve son olarak da el kremi süreceğim. O da Balea'dan yani, öyle şey değil, büyük bir marka değil ama memnunum. Maksat hani kuruluk gitsin çünkü duştan sonra gerçekten cildim çok kuru oluyor, o yüzden mutlaka kremliyorum. Şöyle hemen kremimizi de sürelim. Ondan sonracığıma bir kahve yapmaya gidelim sizle birlikte mutfağa. Sonra da yani işlerim işte. Çamaşırım falan var. Oh! Bu da çok güzel kokuyor. Şeftali kokusu. Evet, şu an mutfaktayım ve su kaynatıyorum. Ketimin sesi zaten geliyordur. Hemen bir büyük bir kupa alacağım. Bunun içine yapacağım kahvemi. Şöyle Nescafe'mi çıkartayım. Ay öksürük tuttu. Böyle bazen boğazıma böyle sanki toz birikmiş gibi oluyor. Öyle bir his oluyor. Biliyor musunuz bu duyguyu? Tamam. Şimdi camlar. Kahvemizi alalım. Ay bu arada bu serum ne kadar güzel ya. Işıl ışıl resmen cildim. Mutlaka alın o serumu. Şöyle Nescafe. Ve tabii ki de süt tozu. Yani süt tozu olmadan düşünemiyorum kahvemi. Şöyle sizi koyayım arkadaşlar. Bu arada hava nara karardı ya. Şaka gibi. Saat şu an 4:30'a geliyor. Ama gerçekten çok hemen karardı. En son banyoda zaten çektim ama yarım saat falan geçti aradan. O sırada ben ne yaptım? Çamaşır katladım iki sepet arkadaşlar.
Bir de son bir postada çalıştırdım makineyi. Çamaşır kalmasın. Evet. Bir de bundan katıyoruz. Güzelce karıştırayım. Suyumuz da kaynadı. Kızlar kısa bir hafif makyaj yapacağım. Yani sadece kapatıcı ve kaşlarımı biraz boyamayı düşünüyorum. Bu arada saçlarım da daha hala ıslak da. Daha demin taradım çünkü. Birazdan fönlerim Dyson'la. Zaten söyledim hani tırnaklarımı çıkarmaya gideceğim. O yüzden biraz yüzüme renk gelsin dedim. Şu göz altlarımı falan kapatayım dedim. Zeyd Mirza da hala uyuyor yalnız. Akif'le de az önce konuştum, yoldaymış. Dedim zaten hani berbere gitti. Eve gelir duşunu alır. Allah da bayağı kirliymiş aynası. Eve gelir duşunu alır. Zeyd Mirza da o sırada uyanır. Çorba yaptım ona, çorbasını içer. İçiririm yani. Sonra çıkarız. Onlar da benimle birlikte gelecek bu arada. Zaten tırnak çıkarma yani fazla sürmez. En fazla 15-20 dakika falan sürer herhalde. Beni beklerler aşağıda. Arabada falan. Ondan sonra da birlikte tekrar eve geliriz. Ya da belki dışarıda bir şeyler de yiyebiliriz yani. Çünkü kahvaltıyı bugün biz saat kaçta yaptık? 1.30'da yaptık biliyor musunuz? Bayağı geç yaptık. O yüzden yemek falan da yapmadım şu an daha aç olmadığımız için. Ama sonra büyük ihtimalle acıkırız. Ve evde de fazla bir şey yok yani alışveriş yapmadık yarın gideceğimiz için. Ve dışarıdan yeriz diye düşünüyorum yani. Bakalım ne yiyeceğiz. Aslında benim canım yine Çin makarnası çekti. Ama bakalım Akif anne ne diyecek. Hani ikimizin de sevdiği bir şey olsun en azından. Biraz şöyle beyaz put süreyim de göz kapaklarına yani şeylere çizgilere girmesin. Bir de biraz kaş boyayalım. Şu Türkiye'den şu Flormar'ın kaş kalemini almıştım ve gerçekten çok memnunum yani. Çok kurtarıcı bir ürün. Şöyle çok hafif boşlukları dolduracağım yani hiç böyle boyanmış gibi durmasına gerek yok. Yani zaten havada karardı. Hiç makyaj yapasım da yok açıkçası. Şöyle biraz sadece dolduralım. Birazdan dağıtacağım bu arada. Şöyle. Kız. Küçük aynadan da pek göremiyorum da. Fazla bir şey de yapmayı düşünmüyorum valla. Şöyle maksat biraz şey olsun. Ne oldu kız? Bir de biraz lip gloss sürerim herhalde. Aynen şunu sürüyorum. Benim miniğim uykudan uyandı. Yemeğini yedi. Üstünü de hemen hızlıca değiştirdim. Ne oldu? Su mu istiyorsun? Bitmiş herhalde şişesinde. Şunun tipine bakın. Gel aç şişeni ver anne sana su koysun. Zeyd. İçmeyecek misin su? Evet gidiyoruz anneciğim. Ben de giyindim. Hayır. Hep başkalarının kaflarına gidiyor. Gel buraya gel. Zeyd bak düğmeye ben basıyorum. Zeyd. Gel. Gel. Çöpü de alıyoruz.
Bu arada bu yeni ayakkabılarımı giyindim de biraz büyük geliyor da yapacak bir şey yok valla. Giydik artık. Yani. Alo. Hayır, orası tehlikeli. Git babayı çağır, koş babayı çağır. Babi. Babi. Evet. Nein orası. Yok yok. Bebek arabasına gerek yok. Zeyt gel annem. Evet, gidiyoruz. Gelin bakalım. Hemen Zeyt nereye gidiyor? Ay biraz acıkmaya başladım. Ne yiyeceğiz? Sen bakarız. Spontane. Şu çantası gel da var ya Allah'ın istersi. Gel aşkım gel. Baba çöpe atıyor tamam mı? Evet. Çantanı düzelt aşkım. Gel gel gel. Düşersin gel. Hadi gel gidelim. Geliyor baba geliyor. Bu arada arkadaşlar arabaya geçelim de size bir şey söylememiz lazım. Vallahi şanssızlık resmi. Gel anne taşısın çantanı. Kurban olurum. İçinde sadece bir bez de ıslak mendil var bu arada. Neyse araba yakın mı Akif? Arkadaşlar biz tekrardan eve geldik. Durun ışıkları açayım da. Şuraya bir iki dakika oturayım. Ay çok şiştim. Fazla bir şey çekmedim çünkü bir yere gitmedik. Sadece işte tırnakçıya gittim. Ondan sonrasında da yemek yedik dışarıda. Ay öyle bir şişkinlik geldi ki size anlatamam. Bu arada size önce bahsetmiştim. Tırnaklarımı çıkartacaktım normalde. İki tane tırnağım kırıldığı için. Ama o bir parmağımı yani bir parmağımın etini bayağı bir nasıl söyleyeyim böyle yolmuşum yani koparmışım ve hep böyle bir şey değdiğinde acıyordu hani ne bileyim bir şey yaptığımda falan. O yüzden Mine dedi ki en iyisi tamir ederim tırnağını. Şöyle şu ikisi zaten olmuştu. Onlar tekrardan yeniden yaptı yani. Normalde çıkartacaktım da o daha kısa sürdüğü için öyle yaptık. Çünkü Akif ile Zeyt Mirza da arabada bekliyordu. O yüzden hem de daha iyi olur dedik yarası iyileşene kadar. En azından tırnağım kapalı kalır. Öyle yani arkadaşlar oraya gittim. Ondan sonra cuma yemek yedik. Başka da bir şey yapmadık vallahi eve geldik. Daha zaten 5 dakika önce girdik arkadaşlar. Gelmeden de bir pastaneye gittik. Şey aldık, kek aldık ya da pasta mı? Evet öyle ıslak pasta aldık. Yaş pasta yani. Islak nereden çıkıyor? Ben size bir şey anlatacaktım arabaya geçerken. Ama çok karanlık olduğu için hiç açmadım bile telefonu işte. Şimdi söyleyeyim bilin bakalım ne oldu. Akif'in 1,5 haftadır aradığımız pasaportu yerini öğrendik. Yani zaten size şöyle söyleyeyim. Evde olmadığından artık zaten çok emindik. Yani çünkü hiçbir yerden çıkmadı. Ve bugün eve bir mektup geldi. Fund Grube'deymiş. Yani birisi bulmuş ve magistrata götürmüş. Yani kayıp eşyalar hani bulunan yere götürmüş. Ve vermişler yani. Ve bu geçen hafta olmuş. Bize de mektup daha yeni geldi. Yani Akif dışarıda bir yerde düşürmüş. Ama nerede düşürdüğünü bilmiyor. Artık yarın almaya gidince öğrenir yani. Söylerler belki hani nerede bulmuşlar diye vesaire. Yani merak ettik açıkçası. Çünkü evde de yoktu zaten. Arabada da yoktu. Demek ki gerçekten kaybolmuş arkadaşlar. Böyle yani. Ama yapacak bir şey yok. Bu arada yenisini de söyledik. Ona da ekstra ücret verdi Akif. Yani şu an o da gereksiz oldu. Çünkü ortaya çıktı. Keşke önceden haberimiz olsaydı ama ne yapalım oldu bile artık. Yani. Arkadaşlar Zeyt Mirza'yı da hemen duş aldırdım. Pijamalarını giydirdim. Saçlarını kurutmam lazım ama kaçıyor bücürük. Şu an onun odasındayız. Bu yatağı artık kapatacağım. Biliyorsunuz Azat buradayken burada yatıyordu.
Yarın da biz kendimize götüreceğiz. Bu arada galiba hiç söylemedim arkadaşlar. Biz yarın annemlere gidiyoruz çok şükür. Ora için şimdi bavul hazırlamam lazım. Şimdi bakın. Bu yatağı da kapatıp dediğim gibi kendimize götüreceğiz. Çünkü orada da Zeyd Mirza uyuyor. Yani bizde bu yatakta Azat yatıyor. Orada da Zeyd Mirza yatıyor. Gerçekten çok kullanışlı da sadece burası kırıldı. Düz demiyor. Bu arada ben de tekrar rahat üstlerimi giydim. Gördüğünüz gibi. Bunları kaldırayım dedim. Canlar aradan bir saat falan geçti. En son Zeyd Mirza'yı çekiyordum size. O şu an uyuyor. Ben de bavulu açtım. Normalde arkadaşlar biz annemle bugün gidecektik. Yani çarşamba günü oluyor. Ama yarın gideceğiz. Yani perşembe. Ve bavulu ben hazırlamıştım zaten. Sadece işte tekrar açtım. Çünkü Akif'in birkaç bir şeyini daha koymamız lazım. Şöyle büyük bavulu götürüyoruz zaten. Ve bayağı da tıklım tıklım doldu. Yani ne yalan söyleyeyim. Zeyd'in sütü falan var. Kaban koydum bir tane. Bir tane de üstüme kalın ceketimi giyeceğim. Yani valla Zeyd'inki var, benimki var, bir de Akif'inki. Ama Akif'ten daha bir pantolondan iki bluz koymamız lazım. O yüzden açtım. Normalde dediğim gibi bugün gidecektik ama bugün çok stres olur dedik. Çünkü hem Akif berbere gitti, hem ben tırnakçıya falan gittim. Hem de biraz evde çamaşırlarla falan uğraştım. O yüzden en iyisi yarın sakin sakin girelim. Eğer bugün gitseydik akşam geç saatte çıkacaktık ve gece çıkmak istemedik yola. Yani yarın gidelim. Şunu da Sara'ya götürüyorum bu arada. O bunu çok severek kullanıyor. Şöyle Sinos'un BB kremi. Öyle yani canlarım. Son eksikleri de koyayım. Ondan sonra bavulu artık kapatayım. Evet canlar, şöyle oturdum köşeme. Bavul hazırlığım bitti. Onun dışında evim de toplu. Süpürdüm. Yani bir işim kalmadı evde aslında. Mutfakta makinemi de boşalttım. Bulaşık makinesini. Sadece şu an yine son posta çamaşır çalıştırdım bugün. Normalde dün bitti ama bugün yine bir posta çıktı. Çok saçma. Onu da çalıştırdım ama direkt kurutma ayarına verdim. Şu an 2 saat falan kaldı. Ama o zamana kadar uyurum kesin. O yüzden yarın kaldırırım. Zaten öyle pijamaları falan yıkadım yani. Bir de havlu vardı. Onlar tek sabah kaldıracağım. Sonra başka da bir işim yok diye biliyorum yani. Eğer yarın tekrar bir işim çıkmazsa. Çünkü yarın saat 2 gibi yola çıkmayı düşünüyoruz arkadaşlar. Bakalım. 2, en geç 3 yani, öyle söyleyeyim. Bavul desem hazır. Aa, makyajlarımı koymadım. Kızlar bakın şu an aklıma geldi. Çünkü takımı koydum. Elbisemi, kıyafetlerimi koydum. Ama makyajımı koymadım. Aynen onu koyarım zaten. Hepsi makyaj çantamın içinde hazır yani. Sadece bavula koyacağım. Onun dışında şampuanımı falan koydum. İşte diş fırçalarımızı koydum. Başka da aklıma bir şey gelmiyor. Zeyd'e süt koydum. Bez koydum. Islak mendil koydum. Gerçi hepsi annemgilde de var da. Yine de koyuyorum tabii. Sonra işte kıyafeti, eldiveni, şapkası, aynen. Yok, koydum her şeyi. Zaten bir şey unutsam da sorun olmaz yani. O kadar dükkanlar falan var. O yüzden fazla da aslında düşünmeye gerek yok. Yarın da annemle gitmeden bir markete uğrarız. Birkaç bir şey alacağım annemlere. Öyle arkadaşlarım. O zaman videoyu artık burada kapatayım. Umarım severek izlediğiniz bir vlog olmuştur. Kendinize çok iyi bakın ve Allah'a emanet olun. Görüşürüz.